Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bizlere sorarsanız çok şükür iyiyiz. Şöyle Kaan'ı aldık, Ali babaannesinde. Şimdi topraklı bebek arabasıyla gidiyor. Şimdi aktüel ürünlere bakmaya gidiyoruz. Birkaç ihtiyacım vardı. Kaldıysa onlardan alacağız. Çamaşır sepeti falan işte, kirli sepeti, birkaç şey. Sonrasında da arkadaşla pazara gideceğiz. Gidelim ve çekebilirsem çekelim sizlere. Aktüel ürünleri çekebilirsem çekeceğim. Pazarda da arkadaşla çekersem çekerim. Bu arada hava o kadar sıcak ki nasıl susadım, nasıl aşırı şekilde susadım. Kaan? Kaan da burada. Sonra görüşürüz canlar. Şöyle A101'e geldik. Bu ikinci A101. Birkaç şey aldık şurada. Şimdi yine girdi, bir şeyler alacak. Sonra eve geçince neler aldık onları çekerim. Bir de hiçbir şey yoktu evimizde. Yiyecek, içecek, onları aldık. Kaan böyle gel anneciğim. Bu arada zayıfladın diye soranlar vardı. Gerçekten zayıflamışım. Ben zayıflamadım. Tam tersi kilo aldım sanıyordum. Arkadaşlarım, komşularım dedi. Özlem bayağı bir zayıflamışsın. Hiçbir şey yapmadım. Hamur işi yedim annemde. Tavuktu, mangaldı bayağı bir. Gel anneciğim. Yani böyle. Şimdi eşim çıksın. Sonra evde görüşürüz. Evet, Ertuğrul'a bakın. Hakkı abisi sürüyor onu. Elif'in oğlu. Şu an pazara gidiyoruz. Evet. Yarı yolda arkadaşla karşılaştık arkadaşlar. Arkadaşım da burada. Biliyorsunuz. Elif Berberoğlu. Şimdi ben şöyle çocuklara doğru gideyim. Pazarda çekebilirsem çekerim. Eşimle gittik ama doğru düzgün çekemedim. Hiç aklıma gelmedi. Kaan da yanında olduğu için çekim yapamadım arkadaşlar. Şimdi ben hemen çocuklara yetişeyim. Pazarda görüşürüz. Bir de arkadaşım için doğum günü hediyesi bakacağım. Ben Ankara'daydım malum, kutlayamadım. Şöyle ona bir sürpriz yapayım diyorum, kutlayayım. Bakalım ne alacağım. Kavun tane 5, kavun tane 5, kavun tane 5. 7 tane 5, 7 tane 5, 7 tane 5. 7 tane 5, 7 tane 5, 7 tane 5. Şurada kızılcık var. Güzel duruyor ama. Şuradan başörtü almıştım geçen gün. Hep defolu çıktı. Buranın. Ne tarafa Elif? Nerede gördün Bamya? Bamya? Şu taraflarda. İleride biraz sanki. Evet. Eşim. Büyükler mesela. Böyle Arabistan Medine'den hediyem var. Hemen neler gelmiş hep birlikte sizlerle açalım arkadaşlar. Şöyle hep birlikte göz atmak istiyorum. Şu an kargo gümrükten falan geçtiği için açılma falan olmuş. Birkaç da çocuklara abur cubur koymuş. Maalesef onlar hep erimiş arkadaşlar. Havalardan olsa gerek. Ben düşünüp gönderdiği için gerçekten arkadaşım Melike'ye çok teşekkür ederim. Hemen şurada ne var göstereyim arkadaşlar. Poşetler gümrükten geldiği için açık oluyor. Zaten şöyle gördüğünüz üzere. Hemen ne göndermiş? Onları şey anne bolak babucu. Eve falan takılıyor. Hatta bir tane daha gelecek kargom var. Bir iki ay geçti daha gelmedi. Arkadaş da haber bekliyor. Ona da haber vereceğim. Yani gelmedi şu an. Ama bu Melike arkadaşımdan geldiği için bunu çekmek istedim. Bakalım ne göndermiş. Hemen göz atalım. Açtım şöyle. Bir tane şöyle kapri pantolon gibi böyle toprak tonlarında kiremit renginde bir tane pantolon göndermiş böyle büzgülü. Burada zaten yazıyor ama farklı yazdığı için Arapça bilmiyorum malum. Bir tane böyle
Rengi falan çok hoş, çok hoşuma gitti. Normalde bunların biraz koyu renkleri falan oluyor. Kendime pek yakıştırmıyordum. Ama böyle başörtülü falan inşallah yakışır. Arkadaş yakışır dedi sana. Hemen bir tane de burada bir şey daha var. Hep yabancı yazıyor. Arkadaşlar, yabancı dille pek aram yok açıkçası. Hemen şöyle bir tane tunik. Kolları böyle lastikli geliyor. Hemen burası böyle. Şu önünde şöyle yırtmaç gibi bir şey var. Buna bayıldım. İnşallah bedeni falan şeyi olur. Giydim bir ara, üstünü de gösteririm size. Galiba bu uzun gibi mi bilmiyorum. Yok, altın şeyi varmış. Bu da böyle, şurası düz şekilde geliyor. Altı da böyle kalpli kısa şekilde geliyor. Çok kısa değil galiba. Bu da böyle. Ev küçük, yer dar oldu mu gösteriş açısı da küçük oluyor. Kusuruma bakmayın. Bu da böyle. Galiba şu tuniğin altı olsa gerek. Evet, onun altı. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bu ne? Bu da böyle galiba kaplı gibi. Yine bunun kolları Medine'nin feracesi mi diye bakıyorum. Anlam veremedim. Hem ferace şeklinde arkadaşlar. Şurasında bağcık geliyor. Büyük ihtimal ferace olsa gerek. Ferace büyük ihtimal. Evet arkadaşlar, bacağıma kadar geliyor. Burada hiçbir şey yazmıyor. Şöyle belli lastik büzgülü kuşak şeklinde geliyor. Büyük ihtimal bu da ferace olsa gerek. Olsun. Güzel. Bu da hoşuma gitti. İnşallah bedenleri de olur bana. Bol falan olsa da giyerim, bir şey olmaz. Dar olursa da zayıflarım artık. Anne, bu da böyle. Tamam anneciğim. Ay, kafana dikkat et. Acıdı mı? Zaten Ankara'da bir kaza badire atlattı. Amcamlar da kaykay skuter sürerken düşmüştü. Bunda da farklı bir şey yazıyor ama anlamadım. Şöyle arkadaşlar, bir tane de fincan takımı göndermiş eşimle beraber içmem için. Bu da çok hoş, çok güzel. Hoşuma gitti. Hemen açıp sizlere göstereyim. Ne anneciğim? Şöyle. Tamam. Bu da böyle. Artık size bununla sunum yaparım. Aslında ben bunları kullanmaya kıyamıyorum. Mutfağa koysam küçük çocuklar falan kırar, bir şey olur diye. Bir de mutfak dolabı biraz vidası çıkmış, düşüp kırılmasın diye. Ama bu sıralar bayağı bir ara verdim. Instagram hesabımı da takip ederseniz çok mutlu olurum. Özlem Seyis diye geçiyorum. Hemen şu alta yazarım. Oradan takip alırsınız. Orada da güzel paylaşımlarım, güzel sunumlarım, gezmeler, alışveriş, temizlik bölümleri hepsi olacak. Bu da böyle. Melike'cim çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Kesene bereket Melike'cim. Kargo daha yeni geldi arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Çok hoş, çok güzel. Buna da bayıldım. Bence çok çok güzel, şık duruyor hepsi de. Kesene bereket. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kullandıkça seni hatırlayacağım. Senin için dua edeceğim canım benim. Vallahi çok beğendim. Çok güzel, çok hoş. Çikolatalar da inşallah bozulmamıştır diye ümit ediyorum. Buradan tekrardan çok teşekkür ederim Melike'ciğim. Arabistan Medine'ye buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Beni çok mutlu ettin. Çocukları da mutlu ettin. Çikolataları sabırsızlıkla bekliyorlar. Onları da inşallah bozulmamışsa yedireceğim. Düşünüp göndermen yeter. Bu gönderileri nereden baksanız arkadaşlar 1,5-2 ayı geçti. Dedim eyvah dedim, Ankara'dayken gelirse, geri giderse tekrar bir kargo daha bekliyorum başka yerden. Gelip giderse diye korkuyordum. Allah'tan ki tam vaktinde geldi.
Çok teşekkürler Melike'cim. Şimdi ben bunları kaldırayım. Artık bir kahve yapar, şöyle videomuzu sonlandırırız sizlerle. Bugün bayağı bir yoruldum. Daha sonra buzdolabına şeyleri yerleştirdim, bozulma masadına. Fazla bir şey almadık zaten. Domates, salatalık, meyve falan aldık. Yeşillik aldık. Bu kadar. Nektariydi, üzümdü. Fazla bir şey almadık. Haftaya Rabbim nasip ederse haftaya barbunya alacağım, bir 4 kilo. Kayınvalidemin aldığı barbunyayı biraz pişirip yedik. Barbunyaydı, karnıyarıklık patlıcandı. Başka ne koysam diye düşünüyorum. 2 paket bamiye, bamiye diyorum ben de şimdi. Bamya. Onu dolaba, nasıl desem size, onu dolaba sadece doğrayıp koydum ben öylece. Bazıları dedi onu biraz bir taşım kaynatıp domatesle beraber koysaydın diyenler oldu. Ha, bu arada domates demişken domates de koyacağım. Böyle yuvarlak ya da küp küp doğranmış biber doğrayıp koyacağım. Maydanoz, dereotu, onları falan buzluğa koyacağım. İyi oluyor kışın. Aklımda şu an için bunlar var. Birkaç meyve koyayım diyorum. Kızılcık çıkmış. Ha, kızılcık aldık bir de. Kızılcığı yıkayayım. Eşim seviyor ama baya bir ham. Gerçek kızılcık değil. Vişne hala vardı. Bazıları diyor ki kurtlanıyor bu aylarda, geç kalma falan diyenler var. Bilmiyorum ama insanlar alıyor. Bildiğinden mi, bilmediğinden mi? Yine içim şöyle bir gitti, alayım alayım kaç sefer eşime. Annem de verdi zaten. Annemin verdiği Ankara'dan getirdiklerimi de çekerim. Tarhanasıydı, erişteydi biliyorsunuz. Birazcık da turşu falan koymuş. Bugün hatta alışveriş videosu çekeyim dedim. Gerek yok dedim, çekemedim. Şimdi bir şöyle turladık aslında biz pazarı. Elif arkadaşım dedim, söz verdim. Eşime diyorum ki iki seferdir. Diyorum gitmeyeceksin, bak arkadaşla gideceğim. Yok diyor, tamam sen git. Sonra diyor ki hadi kalk gidelim. Diyorum Elif dedim kusura bakma, yalancı çıktım. Yarı yolda karşılaştık yine. Geçen gün de yarı yolda ya karşılaştık canımla. Ama pazar tam kapanmaya yakın gitmişti. Şimdi kapanıyor dedi. O zaman beraber gidememiştik. Bir de hasret falan giderdik. Biraz sohbetti, biraz şeydi. Yani dün öyle geçti. Videomu sonlandırmadım. Bugün de ikinci günden çekiyorum sizlere. Dün çünkü bayağı bir yorulmuşum. Hem eşimle gezdim, hem arkadaşla gezdim. Bir de Ankara'nın yorgunluğuydu, yol yorgunluğuydu. Üstümden atamadım. Bu arada bana zayıfladın diyenler var. 77 kilo olmuşum, tam tersinde 75 kiloydum. 2 kilo almışım. Şimdi ben tuzlu falan yedim, ellerim şişiyor. Zaten şiştir, belli oluyor. Yani şöyle yakından göstereyim. Şu an için inmiş. Hafif şişlik var şuralardan falan, anlaşılır. Diyet yapıyor musun diye soranlar var. Diyet yapmıyorum ama yediklerime dikkat ediyorum. Onu söyleyeyim. Diyorum sıkı bir diyete başlayayım. Leslie sporumu evde yapayım. Yürüyüş yapayım. Çocukları arada uyuttukça, eşim geldikten sonra. İşte büyük ihtimal öbür haftaya başlayacak. Yürüyüş yapayım. 5 tur atarım. 10 tur atarım. Çocuğu toprağa uyuturum. Onları tabii erkenden saat 1-2 gibi parka götürürüm. Konuşma terapimiz var. Kaan'ın okulu hallolmadı. Nakil işlemle şu an için durdurulmuş. Eylül ayına kadar dedi ama haftaya bir aşağıya bizim Kaan'ın okul kaydını çıktığı yer, okul taşınacakmış. İyi bir yere mi taşınacak, kötü bir yere mi bilmiyorum. Arkadaşım Derya'ya sorayım, o da bebek doğumu yapmıştı, kaç aydır görmeye gitmedim virüsten dolayı. Hem ona bir hediye alayım götüreyim. Daha sonrasında kuzuretim arkadaşın doğum günü için bugün gideceğim, alacağım. Bir de bugün konuşma terapisinin şeyini almaya gideyim, geç kalmadan hazırlanayım dedim. Hemen videomu yüklemeye koyayım. Bu İstanbul'a geleli, İstanbul'un havasından mıdır nedir bilmiyorum, böyle kafamız saman gibi yatıyoruz orada. Sabah 6.30-7 gibi, 5 gibi falan kalkıyorduk. Burada saat 10-11-12, videolar da geç kalıyor. Erkenden gece yüklesem de videoyu yayınlamak için malum erken kalkmam gerekiyor. Artık telefonu ziline kuruyum. Videoları düzenli bir şekilde saat 9'a ya da 8.30'a ayarlayayım. Böyle de sürekli değişiklik oluyor. Bazen böyle uykuya daldığım şey oluyor. Alarmı kuracağım bundan sonra. Artık öyle yaparım. Yani böyle çekeyim dedim. Bu arada Arabistan, Mekke'den Medine
Hediye geldi çok güzel. Tekrardan Melike arkadaşıma çok teşekkür ederim. Aslında bugün fincanlarıyla bir kahve yapıp sunumla şöyle sonlandırmak istemiştim dün. Bugün demeyeyim, yalan olmasın. O hediyeyi bir gün öncesinden çektim ben. Ekleme yaptım sizlere. Onu oradan söyleyeyim. Hatta o siyahı ilk videonun başında izleyeceksiniz, giydim. Çok güzel oldu. Feraci gibi ama feraci değilmiş. Ne diye geçiyordu bilmiyorum. Öyle yani hoşuma gitti. Güzel durdu. Birazcık kol kısımları falan bol olsun ama çok hoş durdu. Ben beğendim. Kendime yakıştırdım. Yani böyle altına hatta pantolonu da giydim. Pantolon oldu ama bacak kısımları hafif dar oldu. Onun için de kilo vermem gerekiyor. Artık kilo vereyim hem sağlık açısından hem de tuzu şekeri hayatımdan çıkartayım diyorum. Şeker pek zaten aram yok. Özellikle tuzu çıkartmam gerekiyor. Zeytine aşırı düşkünüm. İşte bir şeyler yapmam gerekiyor. Daha sonra bayram temizliği yapayım diyorum. Kapılar, her yeri sileyim, süpüreyim. Ama ustalar gelecek, tadilat olacak banyonun orası. Bir boya alıp banyonun tavanını falan boyamam gerekiyor. Bir de makinenin suyu azalıyor. O gün kırıp şey yapmışlardı büyük olasılıkla. Onunla olsa gerek. Neyse artık ben fazla laf uzatmadan bugünlük böyle sonlandırayım. Fazla bir şey yapamadım. Malum yol yorgunluğu, daha dolapları yerleştiremedim. Her yer karma karışık şu an için. Biraz bugün kendimi toparlayayım dedim ama konuşma terapisine şeyi gidip alayım. Önemli olan o. Onu halletmem gerekiyor. Bugün konuşma terapimiz vardı. Geldiğimizi arayıp söylemedim. Kaldı o. Neyse sağlık olsun. Zaten saati de geçti. Böyle canlar. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.